Efendim, iyi pazarlar, güzel insanlar, kanala hoş geldiniz. Bu kanalı takip edenler biliyor ki bu kanalda karamsarlık yoktur, enseyi karartma yoktur. Bu kanalda hep umut vardır. Kimileri, abi sen ne kadar polyanasın. Kimileri, ya abi bırak şu yönetimi, bırak şu hocayı, bırak şu teknik heyeti dediler. Biz de dedik ki arkadaşlar, biz Beşiktaş'ı bırakmıyoruz dedik. Ama inandıramadık, ama inananlar da oldu. Ne oldu da bugün tüm medya, yazılı, görsel, işitsel, sosyali, sosyal olmayanı, herkes bir anda Sergen Yalçın güzellemesi, Beşiktaş güzellemesi yapıyor. Hani bu takımdan bir şey olmazdı, hani bu hocadan bir şey olmazdı. Medipol Başakşehir maçı tesadüf mü? Değil. Bakın, Trabzonspor'u yendi, Medipol Başakşehir'i yendi. Öyle maçları kazanıyor ki, kaybetti işte Konya, işte Gençler Birliği, işte Antep, bunları telafi edebilecek puanlar bunlar. Arkadaşlar, bunlar Beşiktaş'ın yarıştaki rakiplerinden aldığı puanlar. Bakın çok önemli. Bazı 3 puanlar vardır, sadece 3 puandır, bazı 3 puanlar vardır, çok şey ifade eder. Bu da onlardan biri. Efendim, tabi böyle bir günün ardından pazar günü keyif kahvemiz de olacak tabii ki masada. Evet, 1903 Black Eagle. Efendim, size hani galibiyet var ortada, çıkın bundan neman alın diyen bir adam değilim. Biliyorsunuz ki bu videodan önceki videoları seyrederseniz tarihi bir maç olur dedik mi? Dedik. Beşiktaş yenilse bile oyun olarak yenilmez dedik mi? Dedik. Çok mu iyi oynadı? Muazzam bir 45 dakika. Muazzam ötesi. Atiba'sı, Kallarin'i, Abubakar'ı, Mensah'ı, Necip'i, Dorukhan'ı, Utku'su, Rıdvan'ı. Bakın arkadaşlar, kadroyu saydım. Yani Vida'sı yok. Öyle veya böyle sürekli 11 oynayan Wellington'u yok. Onu geçtim. Bana göre takımın en kritik noktalarından biri olan Rozier yok. Abubakar milli takımdan dönmüş. Efendime söyleyeyim, fazla da alternatifin yok. Enkudun çok hazır değil. Gökhan Tören için çok hazır değil. Yani Atiba seviyesinde değiller. Bütün bu olumsuzluklara rağmen iyi bir 45 dakika. İkinci yarıda yenilen iki gol. Bence de Sergen Hoca'nın bahsettiği gibi biraz lavaylık, biraz da kondisyon. Ama açıkçası kondisyon bölümünü çok fazla söylemek istemiyorum. Çünkü 3-0'dan sonra topu çevirsen, yani kendi aranda top çevirsen zaten maç bitecek. Ama orada hani böyle 4 kişi gidip, 5 kişi gidip işte paslaşma yerine daha farklı tercihler yapmak, işte dönüşü 2 gol. Buradan çıkartılacak çok ders var. Yani 3-0'da olsa arkadaşlar, 4-0'da olsa, 5-0'da olsa takım oyununu o düdük çalana kadar oynamak zorundasın. Neden? Bu sende alışkanlık olmalı. Eğer bu sende alışkanlık olursa her maç rahat oynarsın. Her maç. Şimdi tabii biz Beşiktaş'ta hani niye polyanacılık yapıyorduk? Çünkü Beşiktaş'ın potansiyelini biliyorduk arkadaşlar. Beşiktaş'ın sıkıntılarını da biliyorduk. Çünkü neden? İnanın arkadaşlar, ben bu videoları çekmeden önce o kadar çok telefon trafiği yaparım ki, o kadar çok telefon görüşmesi yaparım ki, sizlerin elinizde tam böyle iyi, sağlam bilgiler olsun diye. Yani ben video çekeyim, oraya koyayım, orada izlensin, beğenmeyen. Ben boşuna demiyorum size beğenin diye. Bu kanalın büyümesi lazım. Bu bilgileri daha rahat aktarabilmek, daha geniş kitlelere yayabilmek için büyümesi lazım. O yüzden beğenin, abone olun diyorum güzel insanlar. Şimdi arkadaşlar, işte bu bilgileri bildiğimiz için umut vererek konuştum hep. Sergen Yalçın hoca değil. Oh ne güzel, kolay. Demesi kolay. İşte efendim Sergen Hoca'yı gönderin, yerine o gelsin demesi kolay. Bu futbolcu yaramaz demesi kolay. Bakın arkadaşlar, geçen sene Beşiktaş 15 milyon euronun üzerinde para harcadı. Bonservis için ne 19 milyon euro yap. Bu sene 750 bin euro. Yani biraz, yani geçen seneki o 20 milyon euro olsa şu an Beşiktaş'ın elinde Sergen Hoca nasıl bir takım kurulurdu? Ama 750 bin euro para harcanarak kurulan bir takımdan bahsediyoruz, bonservis bedeli. O kiralık, bu kiralık, o sakat, şu bu. Yani bunlarla giden bir Beşiktaş var. Öyle elinde bir Fenerbahçe kadrosu gibi kadro yok.
bir Başakşehir kadrosu, Galatasaray kadrosu gibi kadro yok. Bunlara da bakmak lazım. Ya Utku Dembaba'nın o vuruşunu kurtardı. Tribünler dolu olsa, yani büyük takımda hocalık yapma hissini de şu an hissedemiyor. Çünkü seyircisi yok. Büyük takımları büyük yapan kupalar kadar tribünlerdir aynı zamanda. Böyle bir dönemden geçen hocaya destek vermek lazım diye bas bas bağırıyorum. Eğer bu desteğin sonucunda Sergen Hoca gibi bir hocayı camiaya kazandırabilirsek bundan Beşiktaş faydalanacak. Beşiktaş niye kendi camiasından böyle hani uzun yıllar Beşiktaş'ı çalıştırabilecek bir hoca çıkarmasın ki? Var o potansiyeller ama işte harcıyorlar hemen. Ama kimler harcıyor onlara bir bakın. Efendim ben Sergen Hoca'yı bekleyen tehlikeler dediğimde o tehlikelerin hepsi yaşanıyordu. Bu maçta bir ara verdiler. Fenerbahçe maçından sonra hani yenilir, yener, ne olur bilmiyoruz. Ama bir süre ara verilir. Çünkü iyi oynadı Beşiktaş. Çünkü herkes şaşırdı. Herkes şaşkın böyle. Yani nasıl oldu falan diye. O nedenle sağda solda Sergen Yalçın sonrası ne yapabiliriz diye. Yönetimi kastetmiyorum ha. Başka yapıları kastetiyorum. Fikir çıkartanlar, kafa patlatanlar bir süre ara verdi. Sergen Hoca'yı bekleyen tehlikeler diye geçen senenin pandemi, yani geçen sezonun pandemi, hatta Mart-Nisan döneminde çektiğim bir video vardı. Onların hepsi yavaş yavaş oluyordu, şu an ara verdiler. Biz bunları niye anlatabiliyoruz? Bunları nereden biliyoruz? Arkadaşlar biz bu mesleğe paraşütle inmedik. Bu mesleğe diğerleri gibi torpillerle gelmedik. Bu mesleğe tırnaklarımızla bir yerlere geldik. İşte cebinde böyle bilgi, donanım, tecrübe olunca rahat konuşabiliyorsun. Şimdi tabii Beşiktaş'ta her şey güllük gülistanlık mı? Değil. Bakın değil. Derbi ne olur? Derbide Beşiktaş oyun olarak kötü oynamaz. Beşiktaş büyük maçlarda kötü oynamıyor arkadaşlar. Bakın Trabzon, bakın efendime söyleyeyim Başakşehir. Gaziantep maçında kalelerini direkten dönen topu gol olsa iş bitti. Ben net söylüyorum iş bitti. İki stoper hatası, bir kaleci hatası, çıkışı, takımın eksik kalması. Bakın bunlara rağmen yine kalelerin bir beraberlik golü atabildi ama gerisi gelmedi tabii doğal olarak. Şimdi burada da Beşiktaş oyun olarak ezilmiyor. Oyun olarak kötü oynamıyor. Fakat tabii şanssızlık futbolun içerisindeki en önemli etkenlerden biri ama kimse bunu konuşmuyor. İşte o futbolu bilmiyor. Bu onu yapmıyor. Bu topçu değil. Bunları bir kenara bırakalım. Şu an bütün Beşiktaş taraftarı yapması gereken bu takımın arkasında durmak. Bu takım iyi yerlere gelecek. Yeter ki hocanın takımın arkasında durun arkadaşlar. Takımın arkasında durun. Bu takım sizin takımınız. Ben de biliyorum yani kötü dönem. Hemen bir taraftarın sinirini tatmin edebilecek videolar, yorumlar yapabilirdim. Ben de taraftar gibi evet olmaz böyle bir şey falan diye bağırabilirdim. Ama yani bizim işimiz biraz doğruyu göstermek, biraz doğru yolu göstermek arkadaşlar. Ben yorumculuğu böyle tanımlıyorum. Yani skora göre yorumculuk yapmıyoruz. Efendime söyleyeyim, derbi ne olur? Şimdi derbiden önce Adem Laiç'e değinelim. Hep söylüyorduk, Adem Laiç'in bugün oyuna girme nedeni antrenmanlardaki isteği. Evet, öyle bir görüntü verdi gene maçtan önce. Antrenmanlardaki arzu, yani antrenmana katılım sayısı. Bugün antrenmana katılım sayısı en yüksek olan futbolcu Beşiktaş'ta Atiba. Kallarin. Bakın Atiba Kallarin. Antrenman katılım oranı yüksek. Antrenmana erken gelip antrenman sonrası da ekstra çalışıyorsan bu takımın ilk 11'inde yer alırsın. Çünkü bu senin istatistiğin değil. Bu sadece senin gücünü yukarı çıkardığı için zaten hoca sana şans verir. Şimdi bakın güçlülere bakın. Takımda sürekli oynayanlar güçlü oyuncular. Utku. Yani Sergen Hoca kaleciye gerek yok derken hem Ersin de Utku kadar iyi, Utku da Ersin kadar iyi. Böyle bakın, bak olaya böyle bakın. Ama bu çocukların oynaması lazım ki, yani Fenerbahçe Altay'ı oynattı, Uğurcan'ı oynattı, Trabzon. Oynarsa bu çocuklar olacak. Çünkü alt yaş gruplarında bu derece üst düzey maçlar yok. Bu çocukları da bu seviyeye getiren maçlarda bu tür maçlardır. Allah şans verse, önünde de bir de sürekli değişen bir savunma. İşte Necip. Yani tek antrenmanla oynadığı futbola bakın. Hani Necip'i beğenmiyorlar. Onu geçtim. Atiba'nın 7-8 senede aldığı para bu kulüpte bir oyuncunun 2 senede aldığı para neredeyse.
Düşünün bakın arkadaşlar. Nasıl oynuyor? İşte inananlarla Sergen Hoca yola çıkmak istiyor. Yani hedefe kendini odaklamış, şampiyonluğa kendini vermiş, takıma kendini vermiş, camiaya kendini vermiş isimlerle yola devam etmek istiyor Sergen Hoca. Böyle 6-7 tane isim olunca zaten diğerleri de otomatikman bu rotaya giriyor. İşte Mensah eskiye göre biraz daha iyi. Tam mı? Değil. Ama olacak. Ama olacak. Bazı oyuncuları 70 dakikayı çıkartabiliyor. Bazıları 90 dakikayı çıkartabiliyor. İşte örneğin Atiba. Efendim derbide de yine tarihi maç olur diyorum. Ben buradan Beşiktaş yönetimi bir kez daha uyarıyorum. Arkadaşlar saha içinde Sergen Hoca'ya bırakın. Saha dışı Beşiktaş yönetiminde olmalı. Bu sene lig enteresan. Hakem oyunları, efendim tahkimler, disiplinler bunların işini ve bunlara yönetim bakacak. Ya işin bu tarafı da var maalesef. Görüyoruz hakemlerin verdiği kararları. Sivas Karagümrük maçında yani korkunç. Yani Karagümrük iyi futbol oynadı onu o ayrı. Ama korkunç bir hata. Öyle şeyler var. Bir de ben efendim sen nasıl penaltı dersin? Böyle birkaç tane çıkıyor. Ya arkadaş biz doğruyu söylemekle yükümlüyüz. Yani biz Beşiktaş'tayız ya. Ya Vedat abi demedi mi üzerinde Beşiktaş forması varken yalan söyleyemem de. Dün ben dedim ki bakın takım oyununda. Souza'nın yaptığı hareket faul mu? Bana sanki faul gibi gelmiyor. Bu açılar yeterli değil. Adam oraya ayağını koymuş. Oyuncu vuruyor mu? Oyuncu vurmak için mi koyuyor? Ben ondan emin değilim. Ama eğer bu faul deniliyorsa penaltı çünkü çizgiye basıyor oyuncu. Çizgiye bastığı zaman zaten içeride sayılıyor arkadaşlar. Anlatmak istediğim nokta bu. Futbol kurallarında bu var. Ama faul mü tartışırım. Ona ceza sahası dışında ben faul vermem der bütün hakemler. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin penaltısını ben penaltı değil dedim. Yani ona ceza sahası dışında faul çalar mı acaba hakemlerin çoğu? Çalmaz. Oyuna devam derler genelde. O açıdan söylüyorum. Çünkü istikrarsızlık var hakem kararlarında. VAR'a gidilmiyor, o olmuyor, bu olmuyor. Ondan diyorum yönetim aman uyanık olun diye. Son sözümüz. Beşiktaş yolu düzgün yol. Doğru yol. Önümüzdeki 5 maçta Beşiktaş 0 ile 5 puan toplayan diyen Beşiktaşlılar oldu. Bu beni üzdü. İşte işin içinde olunca gerçeği görebilince üzülüyorsun. Beşiktaş 5 maç üzerinden konuşuyorum. Onun üzerinde puan toplar arkadaşlar. Ben ona inanıyorum. Beşiktaş'ın tek sıkıntısı ufak maçlarda yeteri kadar motive olamamak. Futbolcular açısından söylüyorum. Eğer Beşiktaş Fenerbahçe derbisini kazanırsa ligde kartlar yeniden dağıtılır. Zaten dağıtılmış bir kart da yok yani ben onu söyleyeyim. Ama dengeler çok değişir. Beşiktaş bay hakkını da kullandı. Dikkatinizi çekelim. Diğer takımların bay hakkı var daha. Dikkatinizi çekelim. Arkadaşlar sezonu en erken açan takım Beşiktaş. Kondisyon yüklemesi yapamayan tek takım Beşiktaş. Fırsatı olmadı. Trabzonspor'un çektiği cezanın asıl cezasını Beşiktaş çekti. Kimse o tarihte maç oynamak istemez bilemiyorsun. Yok ceza gelecek mi gelmeyecek mi diye plan program yapamazsın. Bak Sergen Hoca ne dedi? Fatih ben istemedim dedi. İstemiyor adamın yani hocanın bir hakkı var mı oyuncu isteyip istememe hakkı var. Wellington'un hakikaten rakamlarına baktık istatistiklerine. Yani hep diğer stoperler arasında zirvede. O da çünkü doğru düz kamp dönemi geçirmedi arkadaşlar. Ama en sakala da ben Rıdvan'cıyım. Yani en sakala tamam iyi. Kaç paraya oynuyor arkadaşlar? Yıllığı kaç para? Bir ona bakın. Wellington'un yıllığı kaç para? Bir de ona bakın. Ama ben Rıdvan'cıyım. Rıdvan'la ilgili haberimi vereyim. Ciddi bir durum yokmuş karın kaslarında. Şükürler olsun diyelim. Belki derbide bile oynayabilir. Rozier dönüyor. Kesinlikle negatif diyebileceğimiz bir durum. Efendime söyleyeyim. Ensakala da sıkıntı oldu. Yani bu test kitleri işte doğruyu mu gösteriyor anlamıyoruz ki. O nedenle olmadı kadroda ama Rıdvan onu aratmadı. Onu da belirtelim. Ben Rozier eğer Fenerbahçe maçında oynayacaksa ki oynayacak gibi gözüküyor. Dengeler o zaman çok farklı değişir. Dorukhan yok. Evet gene Mensah, efendim Souza, Atiba olur. Savunmada işte Vida Wellington'un durumunu bilmiyoruz ama Necip o maçta da stoper oynarsa ben şaşırmam güzel insanlar. İyi pazarlar.
Şöyle pazar günü vaktinizi çok fazla almayayım. Ama bugün saat 4'te ben neredeyim biliyor musunuz? A Spor Haydi maça. Ustamız Ümit Aktan ve çok sevdiğim bir kişilik Mustafa Göksu ile birlikte Haydi maça diyoruz. Saat 4'te sizleri bekliyoruz güzel insanlar.